Derste uyan öğrencilerle çekilmiş fotoğrafıyla bir anda kamuoyunun gündemine oturan öğretmen Hilmi Kancı, bugün yönetim kurulu üyesi olduğu Eğitim İş Sendikası'nın Antalya Şube Başkanı Mehmet Balık'la birlikte kameraların karşısına geçti. Sendika Başkanı Balık, yaşanan bu durumdan Milli Eğitim yetkililerince gereken dersin çıkarılması, sorunun çözümüne yönelik önlemler alınması gerekirken, yanlış mecralara çekilerek öğretmen Hilmi Kancı'nın kişilik haklarına yönelik saldırıya dönüştürüldüğünü söyledi. Ben öğretmenimize onursuzca bir davranış sergiliyor diyen İl Milli Eğitim Müdürü'nü kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Ve hiçbir öğretmenin onursuz olmadığını buradan tekrar tekrar vurguluyorum. Hiç kimse bizim öğretmenimize, Türkiye Cumhuriyeti öğretmenine onursuzca davranışlar sergiliyor diyemez. Konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklayan Başkan Mehmet Balık şunları söyledi. Burada suçlu Hilmi Bey ya da o sınıftaki öğrenciler değil, sistemi oluşturan iktidardır, AKP iktidardır. Ve sistemin yerelde uygulayıcısı olan Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticileridir. Balık, Hilmi Kancı'nın tek amacının eğitimdeki çöküşü gözler önüne sererek bununla ilgili önlemler alınmasını sağlamak olduğunu belirterek eğitim sistemini eleştirdi. Bu sistemle, bu öğrenci seçme sistemiyle ve okulların bu yapılanmasıyla devam ettiği sürece eğitimde başarı asla yakalanmayacaktır. Şu anda devlet okullarında uygulanan proje şudur arkadaşlar. Devlet okullarımızı ortadan kaldırarak okulları eğitim özel sektöre devretmek amaçlanmaktadır. Eleştirilerin hedefi olan emekli öğretmen Hilmi Kancı ise İl Milli Eğitim Müdürü'ne seslendi. Ve bu 35 yıllık meslek hayatımı, makamı ve unvanı ne olursa olsun kimsenin talihsiz sözlerle lekelemeye hakkının olmadığına inanıyorum. Böyle bir hakka sahip olmadığını, haddi de olamayacağına inanıyorum. Ve bunu yüksek sesle sizlerin huzurunda bu haklılığım dahilinde ifade ediyorum. Osman Nuri Bey, lütfen gözlüğünü tak, okullara iyi bak. Çünkü kral çıplaktır, çıplak.